मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने। तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी, मेरे हमदर्द बेदर्जी, मैं सांसा हारी हारी, मैं रुलदी मारी मारी, मैं एक सादिजी बेनिम। Şemşir nasıl? Hiç iyi değil. Eve geldiğinde sürekli bağırdı ve bir şeyler kırdı. Sonra da derin bir sessizliğe gömüldü. Sanırım o kızı aşamayacak. Yarası hala taze. O yüzden bunu atlatması biraz zaman alacak. Bu kadarı pek alışılmış değil. Açıkçası kolay atlatabileceğini sanmıyorum. Neyse artık. En fazla bir hafta 10 gün sürer. Bu konuyu fazla hafife almıyor musun? Sen ne istiyorsun, ne yapayım? Onun kısmetinde yazılı olanı ben değiştiremem. Ve ölmüş bir kızı hayata döndüremem. Bu meselede benim tek endişem oğlumun durumu. Bana kalırsa bu şoktan çıkması için ona biraz zaman vermemiz yeterli olacaktır. Bunun dışında başka bir çözümüm yok. Seni varsa dinlemeye hazırım. Belki de. Haklısın. Belki değil, kesinlikle eminim. Annen onun yanında mı? Evet. Peki... Sen de git biraz dinlen. Git dinlen. Peki. Kayınpederim yerinden kalkıp ciddileştiğinde durumu anladım zaten. Orada acıklı bir sahne yaşanıyormuş gibi göstermek istedi. Hiç kimse bu işte parmağı olduğuna dair bir şüpheye kapılmasın diye. Sen bu olayı Dilaver amcanın yaptığını mı düşünüyorsun yani? Ben bu kadar büyük tesadüflere inanmam. Birilerinin yapmış olduğunu düşünürüm. Tıpkı herkes gibi benim de bir kanıtım yok elbette. Ama yine de bir şekilde bir fikrim var diyelim. Ama lütfen bu fikrini hiç kimseyle paylaşmaya kalkma. Bunu biriyle paylaşacak kadar saf değilim. Ben de o kızdan intikam almayı çok istiyordum. Ama bir bardak suya karşılık öyle yanarak öleceğinden haberim yoktu. Şemşir ne durumda? Gayet müsait durumda. Artık o kız tamamen ortadan kalktığına göre bundan sonra Şemşir'in hayatına ne kadar çabuk gireceğin tamamen senin yeteneğin. Peki ne düşünüyorsun? Şemşir Mehek'i unutabilecek mi? Şemşir bu. 2 gün sonra o kızın adını sorarsan hatırlayacağını bile sanmam. Peki. O halde yarın geliyorum. Tamam. Lütfen ateş etmeyin, lütfen babama bir şey söylemeyin, lütfen.
Sadece bir hata yaptı. Ateş etmeyin lütfen. Özür dileriz. Eğer ruhu bedenden ayırmak mümkün olsaydı, sana çoktan ölmüş ruhumu gösterirdim. Oraya gidemezsiniz. Arabadaki herkes öldü. Bırakın beni! Meg! Meg! Bırakın beni! Meg! Meg kimi öldürdün? Katilsin sen! Katilsin sen! Tutuklayın bunu! O benim kızımı öldürdü! Katil! Kızımı öldürdü! Kızım! Meg kızım! Az önce bir iğne yaptım ama tansiyonu çok düşük. Durumu yarına kadar düzelmezse onu hastaneye yatırmak zorundayız. Lütfen ona şok yaşatmamaya çalışın, olur mu? Ben doktor beyi bırakırım. Rehan nerede? Daha hastaneden gelmemiştir. Telefonu hala kapalı. Sen doktor beyi bırak. Peki, gidelim. Baba. Hı? Hadi git uyu, dinlen biraz. Hayır. Hadi sen uyu canım. Ben yapamam. Peki ben nasıl uyuyabilirim baba? O adam ablamı benden koparıp aldı. Artık ablam yok benim. Onsuz nasıl yaşarım bilmiyorum baba. Ben hiç yalnız kalmamıştım. Biliyor musun baba? Ne zaman odamıza girsem ablam sanki hala orada olacakmış gibi hissediyorum. Ama bir daha hiç gelmeyecek baba. Ablam bizi bırakıp gitti artık. O bizi terk etti. Baba mümkün değil, değil mi? Artık ablam geri gelmez. Hiçbir şey artık yoluna giremez, değil mi baba? Söylesene. O adam her şeyi mahvetti baba. Ablamı benden alıp götürdü o. Onu çok özledim baba ben. Ah canım kızım. Hepimiz ablanı çok özlüyoruz canım. Ama annen de iyi değil, biliyorsun değil mi? Hı? Eğer bu şekilde ağlamaya devam edersen onun durumu daha da kötüleşir. Bak. Sen benim kızımsın. Benim cesur kızımsın. Bana destek ol, tamam mı? Bugünleri atlatacağız inşallah. Tamam mı? Tamam. Tamam. Allah yardım et bize. Allah'ım yardım et. İşte bunlar senin notların. Fotokopi çektirdim. Teşekkür ederim. Ne kadar bunlar? Hayır. Paraya falan gerek yok. Arkadaşım var ya, Cemşit. Onun dükkanında çektirdim. O benden hiç para almaz. Mehek. Hı?
Neden sürekli bu ders kitaplarıyla uğraşıp duruyorsun ki? Bu hayatta yapılacak bir sürü şey var değil mi? Ne demek istiyorsun? Yani arkadaşlarla dışarı çıkmaktan, alışverişe gitmekten ya da sinemaya gitmekten bahsediyorum. Beni bilirsin. Alışverişimi annem yapar. Ve okula gittiğimde arkadaşlarla görüşürüm. Şu an başka şeylerle ilgilenmiyorum yani. Ne kadar da sadesin Mehek. Eğer istersen amcamdan izin alıp seni sinemaya götürebilirim. Hayır. Başka zaman. Başka zaman mı? O gün ne zaman gelecek acaba? Sürekli başka zaman deyip beni oyalıyorsun sen. Bir gün gelecek elbette. Önümüzde uzun bir ömür var. Ama şimdi meslek edinme vakti. Önce onu halledeyim. Kendime bir meslek seçeyim. Ondan sonra hayattan zevk alırım. Hayatın garantisi var mı? Ve yarını kim görmüş ki? Bana kalırsa bu pazar için bir plan yapalım. Benim hayata güvenim tam. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ama zamanım tabii ki geçiyor. Boşa harcamamak gerek. Ahsen? Oğlum sen ağlıyor musun? Bir şeyim yok. İçimden geldi işte. Sen ne zaman geldin? Az önce. Nahit yengem çok kötü. Uykusunda bağırdığını duydum. Zavallı Nida da hiç kendinde değil gibiydi. Mehek'in bu yaşta ölebileceği hangimizin aklına gelirdi ki? Ben de hala inanamıyorum. Mehek nasıl gitmiş olabilir? Evet oğlum. İnsanlar ölünce gitmiş oluyor. Ama acısı yakınlarına kalıyor. Keşke Mehek biraz daha erken evlenseydi. O zaman bu günleri görmemiz gerekmezdi. Anne böyle konuşma. Mehek öleli bir gün bile olmadı. Hem aslında evlenmek istemiyordu. Keşke hepimiz dikkatli davransaydık. Belki de bugün yaşıyor olurdu. Sen nasıl konuşuyorsun? Mehek! Nahit! Nahit! Nahit yat canım. Biraz dinle hadi. Mehek! Hadi yat. Ne oldu? Ne oldu? Mehek! Döndü mü? Evet döndü. Evet geldi burada odasında dinleniyor. Hı? Bana yalan söylüyorsunuz. Artık hiç gelmeyecek. Doğduğunda çok güzeldi. Onu kucağımda tutuyordum. Bana gülümsüyordu. Mutluluğumuzdu. Evimizin neşesiydi. Güzel kızım. Mehek. Lütfen topla kendini canım. Lütfen. Talihsiz kızım benim. Hayatını mahvettiler. Nahit. Hadi topla kendini. Gitti. O yok artık. Nahit. Lütfen yapma Nahit. Lütfen yapma. Gitti o Ekrem. Nahit. Lütfen yapma. Kızımızı bırakıp gitti Ekrem. Yavrum artık gelmez. Hadi topla kendini Nahit. Lütfen.
Hey, lütfen topla kendini. Nait. Anne. 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 Nait, lütfen. Seni buraya çağırdım ama Şemşir'in tavrından çekiniyorum. Çekiniyor musun? Ama neden? O kız ortada yokken Şemşir'le aramıza kim girebilir ki? Onunla aranızda duran kendi zaten. Ve tabii aynı zamanda ölen kızın anısı da var. Şemşir yaşıyor ve ona çok aşık. Dün geceden beri odasından çıkmadı. Annem, Dara, hatta babam. Herkes çok uğraştı. Ama Leyla'sını kaybetmiş Mecnun gibi davranıyor. Onların çabalarıyla benim çabalarım çok farklı olur. Selamün aleyküm teyze. Aleyküm selam canım. Ne zaman geldin? Az önce geldim teyze. Şemşir odasından hala çıkmadı mı acaba? Hayır anne, hala çıkmadı. Ne yapsak? Kız ölmekle kalmadı. Bizim hayatımızı da cehenneme çevirdi. Evet teyze. Mehek'in ölümüne ben de çok üzülüyorum. Allah onun ailesine sabır versin. Ama asıl senin için endişeleniyorum. Benim için mi? Neden? Çünkü ben de biliyorum ki sen bu evliliği hiç istememiştin. Sonra Şemşir'in inadı karşısında hepiniz mecbur kaldınız tabii. Ardından bu ölüm olayı da olunca ne kadar üzüldüğünü görebiliyorum. Çok perişan oldum kızım. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Ne diyebilirim ki? Teyze, sen hiç merak etme, tamam mı? Ben hep buradayım. Şemşir yakında bunların hepsini atlatacak. Sen onun çok eski arkadaşısın. Onunla konuşmayı denesen mi acaba? Belki seni dinler. Lütfen bir dene kızım. Evet, tabii ki deneyeceğim. Ben hep yanındayım. Her şeyi bana bırakabilirsin. Ben aynı zamanda annen, bütün aile senin için üzüntü duyuyoruz. Öyle umuyorum ki artık bu dünyada olmadığı için ne kadar şanslı olduğunun sen de farkındasındır. Senin inadın karşısında tabii biz de boyun eğmiştik. Ama insanlar öldüklerinde, yani bu dünyadan ayrıldıklarında onları geri getirmek mümkün değil. Bir anda oldu. Bir anda ölüp gitti. Ama ben her saniye ölüyorum. Bunu kabul edemiyorum baba. Bu şekilde ölemez. Acının çok büyük olduğunun farkındayım. Ama tabii aşkın da bir sınırı vardır. Ölmüş bir insanı sevmeye devam edemezsin. Sevginin hiçbir sınırı yoktur baba. Bilirsin, aşk denen şey insanı bir kere avucuna alacak olursa sonsuza kadar bırakmaz.
sonsuz acı, sonsuz sevgi, sonsuz keder. O hiçbir konuda sınır tanımaz. Evet, peki o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Sen bir süre Kanada'ya filan git. Bilirsin tebdili mekanda ferahlık vardır. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Oraya gitmek istemiyorsan çiftlik evine filan git. Dediğim gibi hiçbir yere gitmeyeceğim. Buradan ayrılmak istemiyorum. Umarım bu durumda birkaç gün içinde vaktini boşa harcadığını sen de anlarsın oğlum. Ve bunu fark ettiğinde bana haber ver. Her şeyi ayarlarım. Sen hazırlıkları bana bırak. Şemsir, Şemsir beni dinler misin? Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Şemsir, lütfen. En azından biraz bekle ve beni dinle. Söylemek istediğim şeyler var. Baba? Baba? Muhabbat ko bhare bazaar mein ruswa kiya tune ae saudagar mere dil ke ye kya sauda kiya tune ye kaise teri khudgarzi suni na dil ki karzi mere na suna dekhe tu teri marzi teri marzi teri marzi teri marzi senden çok korkuyorum, senden hiç hoşlanmıyorum. Lütfen peşimi bırak artık. Eğer ruhu bedenden ayırmak mümkün olsaydı sana çoktan ölmüş ruhumu gösterirdim. Senin burada ne işin var? Buraya girmeye nasıl cüret edersin? Hemen defol git buradan! Mehek'in anılarını almaya geldim. Anılarını mı? Sen benim kızımın katilisin. O zaten senden nefret ederdi. Biz de senden nefret ediyoruz. Yüzünü bile görmek istemiyoruz. Defol git buradan! Çık dışarı! Thank you.
Efendim, Cheryl. Selamun aleyküm efendim. Ve aleyküm selam. Vardın mı? Evet. Az önce geldim efendim. Umarım sorun çıkmamıştır. Sizin desteğiniz varken nasıl sorun çıkabilir? İşi en iyi şekilde hallettim. Arkamda kanıt bırakmadım. Arabadaki her şey küle döndü. Tamam o zaman. Orada birkaç gün daha kal. Bir işim olursa ararım seni. Tabii efendim. Hoşça kal. Evet Rahan, söyle. Abi. Abi şimdi beni çok iyi dinle. Ve hiçbir soru sorma. Ve lütfen evden kimse duymasın. Tamam söyle, ne oluyor? Abi hemen evden çık. Ama sakın kendi arabanla gelme. Durağa git. Herhangi bir taksiye veya arabaya bin. Sana konumu gönderiyorum. Sadece sessizce çık buraya gel. Neden? Ne oldu? Neden bahsediyorsun? En azından bana bir şey söyle. Sorun nedir? Abi sorma. Sen sadece söylediğim şeyi yap lütfen. Tamam, geliyorum. Evet. Evet şu an oradayım. Burada bir ev var. Önünde ağaçlar görüyorum. Evet, saksıları da görüyorum. Evet, telli bir kapı var burada. Evet, önündeyim. Ne oluyor Rehan? Ne yapıyoruz? Gidirken kimse burada seni görmedi değil mi abi? Hayır, kimse beni görmedi. Tamam, hadi. İçeri ne gel. Ne oluyor? Hadi gel içeri. Anlamıyorum. Sorma, içeri gir. Hadi burası abiciğim. Kimin evi? Neyin peşindesin Rehan? Anlatacağım. Önce Rehan, içeri girelim. Tamam. Beni neden çağırdın söylesene. Merak etme sen. Kimin evindeyiz? Bir cevap versene, neredeyiz? Sen biz? Önce içeri gel. Bu... Abi. Bu kim böyle? Yaşıyorsun. Mehmet. Kızım. Kızım. Yaşıyorsun. Yavrum benim. Yaşıyorsun. Canım benim. Kızım. Evet sensin. Kızım benim. Canım benim. Canım. Evet baba. Abi, şu anda hiçbir şey için vaktimiz yok. Sadece şunu bil ki bu bir kaza değildi.
Aslında Meg'i öldürmeye çalıştılar. Kim bu insanlar? Hala bizden ne istiyorlar bunlar? Onun ölüm haberini alınca hepimiz olduk zaten. Ya canım benim. Annen aklını kaçırdı, aklını kaçırdı. Bir şey daha var. Meg'in yaşadığını sadece sen, ben biliyoruz. Bunu kimsenin öğrenmemesi gerekiyor. Neden? Niye? Abi, bunu anlamak zorundasın. Meg herkes için ölmüştü. Ortaya çıkarsa o adam onun hayatını yine mahvedecek. Bak, sen hiç merak etme. Ben Numan'la her şeyi konuştum, onun evinde kalabilir. Numan kimdi? Numan, hani Multan'daki. Multan mı? Evet abi. İnan bana, herkes için çok daha iyi olacak. Sen hiç merak etme abi. Bak, ben biletleri aldım. Tren bir saat sonra kalkıyor. Şimdi siz ne yapacağınıza karar verin. Tamam, peki. Böylesi iyi olacaksa Meg Multan'a gitmeli. Hayır baba. Seni ve annemi bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Hayatımız boyunca ondan korkmak zorunda mıyız? Ondan kaçmalı mıyız? Karakola kendim gideceğim. Ben onları şikayet edeceğim. Gidip tanıklık yapabilirim. Kime karşı tanıklık kızım? Bunlar çok etkili insanlar. Öyle güçlüler ki onlara hiçbir şekilde zarar veremeyiz. Yaptıklarına engel olmamız mümkün değil. Hayır canım. Herhangi bir kanıtımız bile yok. Onlara karşı elimizden bir şey gelmez bizim. Gitmen lazım. Multan'a gitmen lazım. Canım kızım, lütfen. Eğer gidersen uzakta kalsan da en azından yaşayacaksın, tamam mı kızım? Lütfen. Lütfen git çocuğum. Meg, bak kızım. Durumu anlamaya çalış. Hepimiz için en iyisi bu. Allah'ım yardım et bize. Allah'ım yardım et bize. Alo. Efendim, örneklerden sürücüyü teşhis edebildik ama... Ama? Ama ne? Kızla ilgili bir şey yok. Bu durumda neden kızın ailesine bunu açıklamıyoruz efendim? Sadece senden isteneni yap yeter. Bu konuda fikir yürütmene hiç gerek yok. Dikkat et. Bu durumu hiç kimse bilmesin. Peki efendim. Tamam, kapatıyorum şimdi. Örnekler tamam mı? Evet. İkisinin örneği de hazır. Dilaver Bey yolladı. Beyefendiye selam söyleyin. Söylerim. Kızım, hadi artık gitmen gerek. Hı? Bir de bu telefon sende dursun, al şunu. Sadece sabahları aç, onun dışında bunu sürekli kapalı tutmak zorundasın. Tamam mı? Seni oradan alacaklar. Tamam. Asla sen aramayacaksın. Sabahları sadece ben seni arayacağım. Sen hiç kimseyi aramayacaksın. Tamam mı? Tamam baba. Şimdi gitmelisin kızım. Kimse görmeden. Hadi düdük çalıyorum. Canım benim, git hadi. Git şimdi. Artık gitmen lazım. Hadi bir an önce bin. Hadi yavrum, hadi.
Hadi kızım hadi. Acele et. Ya biri görürse hadi. Hadi. Al kızım. Allah'a emanet ol. Sağ salim varsın. Gidelim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Yolculuğun iyi miydi? Evet. Ekrem abiye haber verdin mi? Babam seni kendisinin arayacağını söylemişti bana. Tamam, doğrudur. Bak kızım, sen burada istediğin kadar kalabilirsin. Biz senin aileniz. Peki. Geldim, geldim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Gel kızım, gir. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Thank you.
Kız o kazadan sağ kurtulduysa bile çok kötü yanmış olmalı. Eğer yanlış bir şey olsaydı beyefendi bana söylerdi. Boş yere kuruntu yapıyorum. Kurtulmuş olamaz. O yangında ölüp gitti. Burası senin odan. İhtiyaç duyacağın her şeyi burada bulabilirsin. Ama yine de bir şey lazım olursa lütfen bana söyle. Tamam. Teşekkür ederim. Dinle. Senin ölüm haberini çoktan almıştık. Erum abla ve Andelip'le bu konuda birkaç kere konuştum. Ondan sonra nasıl olduysa bu tuhaf durum yaşandı. Ne demek bu? Andelip bu konuda bana bir şeyler anlattı. Bak, biliyorsun ki biz de orta sınıftanız. Çok şerefli, sayılan ve sevilen ailelerimiz var. Ben burada kalmana tamamen karşıydım. Ama Numan, Ekrem abiyle Rehan abiyi çok sevdiği için konu buraya geldi. Sırf senin yüzünden hayatımızın alt üst olmasını kabul edemem. Eğer burada bizim başımızı ağrıtma ihtimalin varsa bize bir iyilik yap ve evimizden kendi rızanla ayrıl. Bu odada daha ne kadar oturacaksın? Ben de bilmiyorum. Şimdiye kadar hiçbir isteğine hayır demedim. Üzülsem de senin o kızla evlenmene razı oldum, biliyorsun. Fakat olan oldu artık. Daha ne kadar bu şekilde geçmişte yaşayacaksın? Bunu atlatmak zorundasın. Onu unutmak için sevmedim. Atlatabileceğimi sanmıyorum. Bak, nasıl bir sevgi duyduğunu iyi anlıyorum. Fakat aşk ve aptallık arasında bir fark vardır. Onun bileziklerini ve kıyafetlerini gözünün önünden ayırmıyorsun. Günün her saatinde elindeler. Sadece kendine zarar veriyorsun. Elimde sadece acı kaldı. Eğer bu acıyı çekmezsem yaşayamam sanırım. Tamam, yeter. Lütfen. Bütün ev senin yüzünden huzursuz. Benden ne istersen yapmaya hazırım. Ama lütfen şu halini bir değiştir. Yapma bunu artık, lütfen. Bana Mehek'i getir. O kadar. O kız öldü.
kendini toparlamalısın. Bu elimde değil. Ben onsuz yaşayamam. Benim hakkımda ne düşündüğün umurumda değil. Senin dünyan benimkinden çok farklı. Asla eskisi gibi olamayacağım. Lütfen hepiniz beni bir şeylere zorlamayın artık. Yoksa evden gitmem gerekecek. Peki sen nasıl istersen. Şimdi gidiyorum. Bir daha gelmeyeceğim. Ama sen istersen bana gelebilirsin. Ne oldu? Şemşir ne dedi? Hiçbir şey demiyor. Sana onu birkaç gün rahat bırakalım demiştim. Onunla konuşmanın bir faydası yok. Bırakmak mı? Sen onun yüzündeki acıyı görmedin mi yani? Bu hayatta zamanın azaltmayacağı bir acı yoktur. Ve bundan sonra evde kimse endişe etmeyecek, anlaşıldı mı? O kız öldü ve birkaç gün içinde unutulacak. Bunu nasıl bu kadar kolay söyleyebilirsin? Bence annem haklı. Şemşir'i bu durumda tek başına bırakmamız mümkün değil baba. Onu sen de tanıyorsun, her şeyi yapabilir. Dün onun evine kadar gitti. Gidip birini vurmayacağını nereden biliyoruz? Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu halde kendine zarar verebilir. Hayır, kendine zarar vermeyecek. Hem o kızın evine gidip birkaç şeyi kırıp dökse ne olmuş yani? Bunların hepsi onların yüzünden. Oğlumuzun ne durumda olduğunu biliyorlardır. Şimdi buna katlansınlar. Biri zarara uğrarsa bunu telafi ederim. Abi de... Sofya konusunda üstüne gidelim. Ben o kızı beğeniyorum. Dilaver, ne diyorsun sen? Şemşir artık kimseyle konuşmuyor bile. Buna nasıl razı olacak? Onu hiç tanımıyor musun? Sana bir şey söylüyorum. Konuş onunla. Gördün mü anne? Bu nasıl bir tepki şimdi? Ne oluyor anlamıyorum. Ama sana söylüyorum. Şemşir'i bu kadar hafife almamız kesinlikle doğru değil. Bana öldüğünü söyleyip duruyorlar. Ama kalbim buna inanmıyor. Nasıl öylece gidip beni bırakabilirsin? Ailen senin ölümünden benim sorumlu olduğumu söylüyor. Ama sen benim hayatımdın, yaşama sebebimdin. Senin biraz olsun üzülmene dayanamazdım ben. Ölümünün sebebi olma fikrine nasıl dayanacağım, nasıl yaşayacağım Mehek? Gittiğinden beri çok acı çekiyorum.
Ben sensiz yaşayamam. Benden istediğin gibi seveceğim seni. Lütfen bana bir şans daha ver Mehmet. Sadece bir şans. Kapat şu müziği. Gidebilirsin. Derdin ne senin? Benim derdim mi ne? Evde bir sürü şey oldu ama her zamanki gibi senin için fark etmiyor. Babamın ne yaptığını da anlayamıyorum. Babanın yaptığı neyi anlayamıyorsun? Tepkileri çok tuhaf değil mi? Yani babam Sofya ile Şemşir hakkında konuşmamı istedi benden. Bunu sana baban mı söyledi? Neden bana daha önce söylemedin? Çünkü babamın isteklerinden daha çok Şemşir'in hayatı için kaygılanıyorum. Bak, nedense her fırsatta babanın aldığı kararları anlayamadığını söylüyorsun. Ama sonuçları her zaman çok isabetli oluyor. Dikkat etmelisin. Son olarak kız kardeşinin aklı fena kaymıştı. Bu sefer hayatının kaymayacağını nereden biliyorsun? Sen böyle şeyler için canını sıkma. Sofya çocuk değil ve kendi başının çaresine bakabilir. Onlar çok iyi anlaşıyorlar. O seviyesiz kız araya girmeseydi şimdiye kadar evlenmiş olacaklardı. Sen de görünce şaşıracaksın. Şemşir kısa zamanda normale döner. Evet, biraz zaman alacak. O daha çok genç ve herkes bu yaşta bazı hatalar yapar. Yavaş yavaş atlatır, evet, zamanla alışır. Ayrıca unutmadan söyleyeyim, senin polis ekibin için bir şeyler gönderdim. Hayır, hayır. Kızın ailesinden hiçbir sorun çıkmaz. Hayır, adamım şehre gelmeyecek. Hem gelse bile onun kamyonla arabaya çarptığını kimse görmedi ki zaten. Tamam peki. Teşekkür ederim. Hüda hafız, hüda hafız. Ne yaptın? Ne yaptım dedin sen? Ne yapmışım ben? O kızı neden öldürttün? Hayır. Ben oğlumu ölmekten kurtardım. Ama bu çok yanlış, çok günah. Şimdi bana günahın ne olduğunu mu öğreteceksin? Sevap olsun diye sıradan bir adamın kızını gelin diye evime getiremezdim. Düğüne engel olmanın başka yolları vardı. Ben sadece bu yolu biliyorum. Ve asla yöntemlerimi tartışmana izin vermiyorum. Neyi nasıl yapacağım sadece beni ilgilendirir. Öyle umuyorum ki bunu kimseyle paylaşmazsın. Hayır. Hayatta olmaz.
Ben canımı Şemşir'in deli öfkesine bırakmayacak kadar çok seviyorum. Bir daha asla odasına girmem. Korktun mu? Aşkınız bitti mi yani? Ancak yaşarsam aşık olabilirim. Ölü bir kız kimseyi sevemez. Ama o sadece ölü kızı sevebiliyor. Bir şeyi kazanmak için bir şeyi kaybetmen gerek. Biraz çaba harcarsan kendine iyi bir gelecek hazırlarsın. Neden durumu anlamıyorsun? O yaralı bir aslan gibi. Ona yardım etmek için yanına gitmek isteyene bile saldırabilir. Sen bir korkaksın. O kız Şemşir'in geçmişiydi. Sen onun bugünüsün. Bu fırsatı kullan ve konuş onunla. Ama çok korkuyorum. Hiçbir şey için endişelenme. Ben varım. Hadi. Şemşir. 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 Sen az önce burada değildin. Burada ne arıyorsun? Seninle konuşmak için geldim. Seni anlıyorum. Melek'in ölümünden sonra çok acı çekmeye başladın. Gerçekten üzgün görünüyorsun. Çünkü sen onu çok seviyordun. O kadar uğraştıktan sonra onunla evlenmek üzereydin. Ama o artık gitti. Ve ben seni bu durumda görmeye dayanamıyorum. Bak, sen ne söylersen ya da ne istersen yerine getireceğim. Her şey istediğin gibi olacak. Ben de seni çok seviyorum. Bitirdin mi? Şimdi terk et burayı. Bari bir dinleseydin. Neden? Ne duymalıyım? Beni hala anlamıyor musun? Sana sadece Meyek'i sevdiğimi söyledim. Hala seviyorum. Ve son nefesime kadar onu seveceğim. Benim hayatımda Meyek'in yerini hiç kimse alamaz. Sana insan gibi söylüyorum. Git buradan. Şemşir. Git! Çay getirdim. Rehan. Mehek öldü gitti ama oğlunun tavrı niye böyle anlayamıyorum. Sanki Mehek'i ben öldürmüşüm gibi konuşuyor benimle. Belki de Asen vicdan azabı çekiyordur. Ne demek istedin şimdi? Benim vicdanım yok mu yani? Ben söylemedim, kendin söyledin. İşte oğlun geldi. Nereye gidiyorsun sen? Dışarı çıkıyorum. Neden oğlum? Okula zaten gitmiyorsun. Bütün gün evde oturuyorsun. Bu sıcakta nereye gideceksin acaba? Senin acı sözlerini dinlemekten yoruldum artık.
Dışarı çıkıp biraz nefes almak istiyorum. Şuraya bak. Dilinde pabuç gibi olmuş. Keşke bu cesareti doğru yerde gösterseydi. Madem bu kadar düşünüyorsun, gidip onu vurmalıydın. Annenin kalbini kırmak sana ne kazandırabilir ki? Evet, ben bir korkağım. Üstelik Mehek'in ölümünden ben sorumluyum. Bunu bana söylemek zorunda değilsin. Ben kendime sürekli hatırlatıyorum zaten. Şimdi gidebilir miyim? Oğlum bana nasıl da cevap veriyor, görüyor musun? Evet, görüyorum. Tabii ki her şeyin farkındayım. Alo baba. Benim canım kızım, nasıl bakalım? Ben iyiyim. Orada her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Sen rahat mısın? Evet baba. Numan benim çok yakın bir arkadaşım. Bir sorun yaşamayacaksın inşallah. Evet baba, benim burada hiçbir sorunum yok. Burada her şey yolunda. Numan amcayla eşi çok iyi insanlar. Bana da çok iyi bakıyorlar. Annen seni çok özlüyor kızım. Sürekli ağlıyor. Nida da seni çok özledi. Baba, ben de annemle Nida'yı çok özlüyorum. Sen onlara benden bahsettin mi? Hayır, hayır kızım, henüz değil. Ama söyleyeceğim. Zamanı geldiğinde elbette yaşadığını öğrenecekler. Bugünlerde gelen giden çok oluyor kızım. Lütfen kendine iyi bak. Evet. Evet, 2-3 gün sonra okula geri döneceğim. Siz müdüre öyle söylersiniz. Teşekkür ederim. Buradasın. Ben hep buradayım. Bu odadan başka ne kaldı ki? Nait, ben... Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Anne. Amcamla yengem geldi. Peki. Sen onlarla otur, ben geliyorum. Devam et. Bir şey diyordun. Hayır. Yok bir şey. Sen git. Onlarla otur. Ben de hemen geliyorum. Thank you.
Mutlu yıllar sana. Sana ne zaman aşık olduğumu bilmiyorum Mehek. Ama evet, seni gerçekten çok seviyorum. Üzgünüm Mehek. Ben seninle evlenemem. Sakın kendine zarar vermeye çalışma. Ve bir daha kaybolmayı düşünme bile. Seni her yerde bulurum ben. Burada her kim varsa hepsini öldürebilirim. Onların hayatı senin elinde. Ben kaçtım. Eğer sen hala bu nikaha razı değilim dersen kızım, biz bunun bütün sonuçlarına hazırız. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Senin gibi kızlar ev işlerinden ne anlayacakmış ki? Benim gibi mi? Evet, senin gibi. Peşlerinde zengin veletler dolaştıranları diyorum. Sana hiçbir şey söylememem tembihlendi. O yüzden burada olduğun sürece odandan dışarı çıkmasan senin için daha iyi olur. Sadece yardım etmek istemiştim. Bak canım, seni buraya aldığımız için sabah akşam şükretmelisin. Numan sadece benim yaptığım yemekleri sever. Senin dokunmana gerek yok. Ama ben de yufka yapmayı hiç sevmiyorum doğrusu. Onun için seni çağırabilirim. Ama onun dışında benim evimin hiçbir işine karışmayacaksın, unutma. Ben bakmıyorken canının istediği gibi davranabileceğini düşünmen çok büyük hata olur. Anladın mı? Evet. Hadi git artık, ne duruyorsun? Peki. Sanki çok yardım etmek istiyormuş gibi. Mehek, gel hadi, öğle yemeği hazır. Gel kızım, gel, otur. Bu ne böyle, çok fazla pişirmişsin. Ben üzgünüm, hata yaptım. Yufka yapmayı bilmiyorum ben. Madem yufka yapmayı bilmiyorsun, bunları neden yaptın? Sen... Tamam, sorun yok. O şekilde de yeriz. Ben gidip pilav yapayım. Bırak kalsın. Pilav yapmaya kalkarsın, sonra onu da bilmiyordum dersin. Pekala, sorun değil. Ben çıkıp dışarıdan alabilirim. 2 dakika sürer, tamam mı? Tamam. Hemen geliyorum. Neden hala oturuyorsun? Bunları mutfağa götür. Yanmamış yufkaları kenara ayır. Olur. Ekrem, hadi gel, kahvaltı hazırladım. Canım kahvaltı istemiyor. Artık bu evde kimsenin içinden bir şey yapmak gelmiyor. Ama bütün hayatımız boyunca bu acıyla yaşamak zorundayız.
Sana söylemek istediğim bir şey var. Ama yürekten inanıyorum ki sen çok dikkatli olacaksın. Ama önce şunu bilmelisin ki ben her ne yaptıysam hepimizin iyiliği için yaptım. Neler oluyor? Mehek. Amca. Ben bir hata yaptım. Mehek'in ölümünden ben sorumluyum. Eğer o gün korkaklık etmeseydim, Mehek yaşıyor olacaktı. Çok acı çekiyorum ben. Her gün kahroluyorum. Lütfen bağışlayın beni. Çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Bunları itiraf etmek benim kızımı geri getirmeyecek. O gitti artık. O yok olup gitti artık. Hayal kırıklığı da kötü ama... Biz en büyük acıyı... Biri bize umut verip yalnız bıraktığında çek. Onu affet Nait. Hiçbirimizin şemşiri alt edecek gücü yoktu. Tek başına nasıl sorumlu olabilir? Ondan başka kimse kızıma umut vermemişti. Elini tutacağına, yanında olacağına söz verdi. Buna rağmen benim masum kızım herkesin önünde nasıl reddedebildi? Çok güzel. Gerçekten çok doğru bir şey yaptın. Benim kızımı ölümün kucağına gönderdin ve kendi tehlikesiz rahat hayatına dönmeyi seçtin. Benim kızım şemşir yüzünden ölmüş olabilir. Ama onu şemşire gönderen kimdi? Ondan başka kimse kızıma umut vermemişti ki.
elini tutacağına, yanında olacağına söz verdi. Buna rağmen benim masum kızımı herkesin önünde reddedebildi. Benim kızım Şemşir yüzünden ölmüş olabilir ama onu Şemşir'e gönderen kimdi? Seni öldürürüm. Sonra da buraya gömerim. Gözümü kırpmadan bu tetiğe basarım. Önce seni öldürürüm. Sonra bütün aileni öldürürüm. Şemşir senin için daha iyi. O senin sorunun ama bir şey yapamıyorsun. Sen sadece böyle atıp tutuyorsun. Boş vaatlerde bulunuyorsun. Çok büyük hayaller kuruyorsun. Sonra hepsini yerle bir ediyorsun. Dilim pabuç gibi olmuş. Keşke bu cesareti doğru yerde gösterseydin. Madem bu kadar düşünüyorsun, gidip onu vurmalıydın. Ama onu Şemşir'e gönderen dilim kimdi? Pabuç gibi olmuş. Benim masum kızıma her cesareti doğru yerde gösterseydin. Madem bu kadar düşünüyorsun, gidip onu vurmalıydın. Ama onu Şemşir'e gönderen kim? Keşke benim cesareti doğru yerde gösterseydin. Madem bu kadar düşünüyorsun, gidip onu vurmalıydın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.